gösterdi. Ne diyorsun? Şöyle, şimdi hangisinden başlayayım? 3 tane konu söyledin. Ya kısa kısa, bir bu belki buna bir kısaca devletli Sadık Albayrak değinebilirsen. Sadık Albayrak meselesini niye söylüyorum? Çünkü Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü ve Berat ve Serhat Albayrak'ların babası. Bizim yayınımızda geçen konuşmalar üzerine, ki bizi izliyormuş, Barış'ı aramış ve Barış'ın yaptığı tespitler konusunda bir kısa konuşmaları olmuş, ama orada söyledikleri hayli önemli. Evet. Hani bu önümüzdeki dönemde sanki herkes şu andaki iktidardaki isimler gibi düşünüyor ya da o şekilde siyasete bakıyor diye bir durum yok. Bundan evet. Bunu anlıyoruz. Yok, şöyle ki yok. Ya bir kere bu benim... Bu arada bundan önce, hani programdan önce, ben Sadık Albayrak'la ilgili bir yazı yazdım Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sadık Albayrak'ın 50. yazarlık yılı nedeniyle çıkmış bir kitap var. O kitabın kritiğini yaptım. Orada Ekrem Dumanlı da yazarlar arasında, 2015 yılında çıkmış bir kitap. Onu kritik ettim. Aslında benim yazdığım Sadık Albayrak hakkındaki ilk yazı da değil. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın Sadık Albayrak'a abi diye hitap ettiğini biliyoruz. Hem dünürü diye kamuoyunda biliniyor, ama geçmiş yıllara uzanan, yani çocuklardan da önce bir ilişkileri var abi diye bahsettiği. Ben Sadık Albayrak karakteriyle Erdoğan karakterinin İslamcı hareket içerisinde iki farklı eğilimi temsil ettiğini düşünüyorum. İkisini de karşılaştıran daha önce yazılar da yazdım. Yani mesela Sadık Albayrak 1970'de Milli Selamet Partisi'nden milletvekili adayı olmuştu. 91-95 seçimlerinde Refah Partisi'nden milletvekili aday olmuştu. Olamamıştı. Cumhurbaşkanı mesela tam tersi, düzgün doğrusal bir şekilde siyasi harekette ok gibi ilerledi. Mesela Sadık Albayrak pragmatik bir adam değildi. Pragmatik bir karakter değildi. Yani doktriner, dava adamlığı denilen o dava adamlığının katılığı içerisinde, fikirlerini net bir şekilde geri adım atmadan, pragmatizme girmeden, esnetmeden söyleyen, sözünü öyle söyleyen birisi. Cumhurbaşkanı ise tam tersine zaman zaman geri adım atan, meşhur sözünü biliyorsunuz, papaz kıyafeti bile giyerim diyebilen. Meşhur tartışmaları var Refah Partisi'nde 90'lı yıllarda. Cumhurbaşkanı hatırlayın, bir kadın açılımı yapmıştı vitrine. Bazı kamuoyunun yakından tanıdığı mankenlerin de aralarında olduğu, hatta isimleri koymuştu. Sadık Albayrak'lar o zaman da tartışmışlardı. Aslında iki farklı eğilim. Sadık Albayrak 2000'li yıllarda, hatta yenilikçi hareketi de eleştiren Refah Partisi'nden kopuşundan sonra bir isim, 2000'li yıllarda geri çekildi. Hem Cumhurbaşkanı'yla oğlu evlendikten sonra, hem de bu AKP iktidar olduktan sonra, aslında belki de bulunduğu konum açısından tam tersine çok yukarıda görebileceğimizi zannederken Sadık Albayrak geri çekildi ve Trabzon'da, yaylada en son bildiğim kadarıyla, konuştuğum kadarıyla yaşamaya başladı. Şimdi benim yazımdan ve bundan sonra Sadık Albayrak benim de beklemediğim şekilde beni aradı. Bugünkü yazımda onun hikayesini anlatıyorum ve konuştuk. Ve anladım ki aslında ben şunu bekliyordum, açık söyleyeyim. Bir, belki de ön yargı diyebilirsiniz buna. Bana hani eleştirdiğim için ters bir konuşma yaşanacağını bekliyordum, ama aksine tam tersine teşekkür etti, memnuniyetini iletti. Ve şunu söyledi: ben evet İslamcı hareketin içerisinden geliyorum, ama fikir özgürlüğünün önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü ben mesela İslamcı, Milli Gazete'nin yıllarca biliyorsun baş yazarlığını da yaptı. Milli Gazete yazarı olmama rağmen sinema eleştirisini Milliyet Gazetesi'nden öğrendim. Fikri hayatımda Cumhuriyet Gazetesi'nin Olaylar ve Görüşler ikinci sayfadaki yazılarını okuyarak fikri hayatımda bir şey oluşturdum. Ülkede böyle bir atmosfer oluşursa, fikir özgürlüğü olursa, aslında beslenebileceğiniz çok kanal olur ve öyle zenginleşirsiniz diyor. Veya işte Trabzon'da yaylaya çıkmış, artık orada yaşıyor, biraz daha sakin bir hayat sürüyor. Ama ben 50 yıl önce burayı bıraktığımda burası ormandı, her yer yeşildi. Buraya gelirken de ben bugüne kadar insan 46, benim bildiğim 47 tane kitabı var. İnsanın kitabını yazmıştım, şimdi doğanın kitabını yazacağım diye buraya geldim, ama şimdi her yer betonlaşıyor görüyorum. Ve hani Cumhurbaşkanı ne derse desin alt kademelerde, o tabii ki hani Cumhurbaşkanı ile bir manevi yakınlığı var, onu toz kondurmasa da alt kademeler onu çok fazla dinlemiyor diyerek bu betonlaşmayı eleştiriyor. Aslında bu ve benzeri şeylerden ben tabii bir analiz yaptım. Hani bir dava adamı, bir doktrin insanı, bir ideoloji, bir fikir insanı ile
Cumhurbaşkanı'nın iktidarı tam tersine, o hareketin içerisinden çıkmasına rağmen davayı esneten, ideolojiyi esneten, daha çok iktidarı önceleyen politikalar arasında bir karşı karşıya getirdiğimde aslında ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde çok büyük isimlere, yani kurucu isimlere bakın, tek tek sayın. Sadece Sadık Albayrak değil, herkesin bir rahatsızlığı ve memnuniyetsizliği var. Herkes iktidara geldikten sonra, saraylaştıktan sonra, iktidarın nimetlerinden, ihalelerinden, müteahhitliğinden faydalandıktan sonra birilerinin davayı bilmem neyi onu bunu unutup tamamen bambaşka bir hikayenin içerisinde yer aldığını, tespitini yaptıklarını görüyorum. Ve bu açıdan aslında benim için verimli bir konuşma oldu, iyi bir konuşma oldu. Ama öte yandan da Adalet ve Kalkınma Partisi, yani yazımda da onu anlatmaya çalıştım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında kılıç döneminin yerine bir hançer dönemine giriliyor. Dikkat et, parti içindeki kliklerin birbirlerinin ayaklarının altına muz kabuğu bırakmasından sık sık birbirlerine vurmalarına kadar bir hançer dönemi yaşıyor ve rakiplerine de bunu yapıyor. Terör meselesine de gireriz orada. Tabii. Mersin meselesine. Ama bu aslında o davanın içinin boşalmışlığından, belki de Sadık Albayrak o 2000'li yılların başına çekilip yazarlığı da bırakıp, bu işleri de bırakıp kenara çekilmesi sayesinde belki de kendisini koruma altına almış oldu. Dolayısıyla görüyoruz ki aslında, yani ben konuşmadım, kendisi bizi izliyormuş. Senin yazından öyle anlıyoruz. Çok memnun olduk. Zaten biz de istiyoruz ki genişleyerek bütün seyirci kitlemiz, sadece belli bir ideolojiye, belli bir toplum kesimine değil, biz istiyoruz ki televizyoncular, televizyon habercileri olarak, gazeteciler olarak toplumun bütün kesimlerine hem ulaşabilelim, hem onların davalarını devletle karşı karşıya geldiklerinde sorunlarını burada konuşalım, tartışalım, hem de sözü olan herkese söz verebilelim. Dolayısıyla ne güzel böyle seyirci kitlemizin geniş olması, ama senin yazdıklarından şunu anladım. Betonlaşma konusunda bizzat Cumhurbaşkanı Dünür'ü de şikayetçi. Demek ki müteahhitlerden ve ülkeyi betona çevirenlerden sadece birileri değil, bizzat kendisi de şikayetçi. Sorarsan Cumhurbaşkanı bir de şikayetçi. Ben ihanet ettim İstanbul'a dedi, biliyorsunuz. Evet. Şimdi sansür yasası getirecekler meclise. Meclis açıldı. İlk işleri sansür yasası diyoruz biz ona. İşte nedir adı? Hem basına, hem sosyal medyaya, hem dijital yayıncılığa kısıtlamalar getirecek olan bir yasa. Bu daha da çoraklaştıracak. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın Dünür'ü diyor ki, böyle eskiden Cumhuriyet'in kültür sayfasını, Milliyet'in işte neyse, daha da çoraklaştırılacak bir Türkiye demektir bu getirilecek yasa. Dünür'ü bile şikayetçi olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla enteresan bu anlamda gündeme taşımak istedim. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Yani iktidarın aslında işi çok çok zor. Çok çok zor. Bunun da altını çizelim. Şimdi reklam arası verelim. Reklamlardan sonra Necati Özkan bizimle birlikte olacak. Kemal Kılıçdaroğlu.